Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. İsrail'in Gazze'de başlatmış olduğu katliam stratejisi devam ediyor. Günde ortalama 125 ila 200 masum sivilin öldüğü, dünyanın da giderek yavaş yavaş sanki orada insanlar günde 125 kişi ölmesi normalmiş gibi giderek kanıksayarak izlediği bir noktaya doğru savrulmuş durumda. Tabii burada ana problem Arap dünyasından kaynaklandı. Hepimiz biliyoruz. Özellikle Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün İsrail'in komşusu veyahut yakını devletler olarak, Arap devletleri olarak küresel siyonizme ve emperyalizme karşı bu kadar bağımlı ve teslimiyetçi politikalar sürdürmesi ne yazık ki Gazze'de bugün de hala devam etmekte olan ve insanlık var oldukça da büyük bir olasılıkla kin ve nefretle hatırlatılacak katliamın devam etmesine neden oluyor. Hep söyledim. Orada Hamas'ın yenilgisini bir tek İsrail istemiyor. Bir tek Batı ve Amerikalılar da istemiyor. Orada Hamas'ın yenilgisini esas olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgedeki Arap rejimleri istiyor. O rejimlerin bu politikası olduğu için biz bu katliamla karşı karşıya kaldık. Eğer Türkiye'nin izlemekte olduğu politikayı diğer Arap devletleri de canı yürekten destekler mahiyette ve yaptırımcı bir kimlikle eğer ortaya çıkabilselerdi, bugün karşılaştığımız noktanın çok daha iyi bir noktasında olma şansımız yüksekti. Gerçi Türkiye'de İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım uygulamış mıdır? Hayır. Bu olayı desteklediği için Amerika Birleşik Devletleri ve NATO müttefiklerine karşı herhangi bir yaptırım uygulamış mıdır? Mesela Kürecik veya İncirli'yi geçici olarak dahi olsa kapatmış mıdır? Hayır. Herkesin bu felaketten sonra, yani şu ana kadar 23 bin kişinin öldüğü, hepsi, yani yarısı çocuk, bu felaketten sonra bir öz eleştiri, bir Müslümansa hele bir kul hakkı şey yapmasında, eleştirisi yapmasında yarar vardır. Şimdi mesele nereye doğru gidiyor? Mesele şuraya doğru gidiyor. Bütün bu fırtınanın ortasında İsrail Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğ General Daniel Hagari New York Times'a konuştu. Diyor ki, İsrail artık savaşın bu aşamasında farklı bir stratejiye dönüyor. Buna savaşın üçüncü safhası diyoruz. Savaş, izlendiği gibi Gazze şeridinin en kalabalık, en yoğun nüfusun toplandığı güney kesiminde sürüyor. O bölgenin bu şartlar nedeniyle harekatın değişmesi gerekiyor. Hamas'a karşı sürdürülen savaşta alandaki İsrail askerleri zaten bir süredir bu yeni sürece geçiş yapıyorlar. Bu alanda daha az İsrail askeri ve daha az hava harekatı demek. Savaşın karakteri değişti. Ama bunu haliyle bir seremoni veya dramatik açıklamalarla yapmıyoruz. Bu nedenle işin detayını İngilizce bir yabancı yayın organında değil, doğrudan İsrail kamuoyuna hitap ettiğim haftalık İbranice TV açıklamamda aktarmayı tercih ediyorum. Ocak ayının başından bu yana Gazze'deki asker sayımızı sistemli olarak düşürüyoruz. Bu uygulamayı sürdüreceğiz. Şimdi bu bir teslimiyet mi? Yüksek oranda bir anlama farkı. Çünkü İsrail'in yola çıktığı zaman yukarıdan çizdiği hedeflerle Daniel Hagari'nin New York Times'a resmi olarak yaptığı açıklamalar arasında ciddi bir fark var. Bu farkı çok iyi anlayabiliyoruz. Çünkü neydi açıklamalar? Bir, rehineler kurtarılacak, kurtarılamıyor. Bu kadar savaş oldu, bu kadar savaş oldu. Küçücük bir Gazze şeridinin yarısını ele geçirdiklerini söylüyorlar. Hala rehineler yok. Liderler öldürülecek dendi. Gazze'deki liderlere ulaşamıyorlar. Ve
bütün Gazze'yi kontrol alıp, altına alıp the day after dedikleri, yani savaştan sonra sistemi biz kuracağız derken, şimdi de diyorlar ki biz güney çok kalabalık. Çok kalabalık güney. O kalabalığın içine asker sokamayız. O yüzden savaşın üçüncü cephesine, üçüncü safhasına geçiyoruz. Yani bu şu demek, Hamas orada kalıyor. Zaten aklı başında herkes bunu söyledi. Devlet adamı olarak da bizim gibi gazeteciler olarak da dedik ki yani sana bu kadar direniş göstermiş bir Hamas nasıl gidecek, nereye gidecek? Yani sen Hamas'ın ne kadarını yok edebilirsin? İşte yok edemiyorsun. Böylece Gazze'nin geleceğindeki Hamas unsuru bir kez daha önem kazanmış oluyor. Bunun devamında akıllıysalar bu kadar ihanetten sonra Mısır veya Suudi Arabistan Hamas'la Filistin yönetimini Ramallah'ta buluşturarak ortak bir hükümet kurdurur ve böylece Gazze şeridinin geleceğinin yine Gazzeliler ve Filistinlilerin elinde kalmasını sağlar. Eğer onu da yapmıyorlarsa tarih boyunca lanetlenecek rejimler olarak hayatlarına devam edebilirler. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla İsrail'in aşırı sağcı, faşist politikacıları Gazze sınırında kurulan özel bir kampta, inşaat kampında yeni yerleşim alanlarını belirlemek ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin bir kısmını ve dışarıdan gelecek yeni yerleşimcileri Gazze şeridine yerleştirme planları yapıyorlar. Ki Anthony Blinken bugün Tel Aviv'de işte görüşmeler yaptı. Arap rejimlerine Gazze şeridinden asla hiç kimsenin bir yere gitmeyeceğini, tam aksine Gazze şeridinde Filistin bayrağının dalgalanacağını ifade ediyordu. Şimdi mesele şuraya doğru gidiyor. Aklı başında kurmaylar, askeri kurmaylar, tabii ki 2.2 milyon insanın Mısır'ın Sina çölüyle Han Yunus arasına sıkıştığı o bölgeye tank top sokamaz. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı birliklerle helikopter destekli özel kuvvetler harekatları yapılacağı yönünde ifadelerde bulunuyorlar. Bu yer yer katliamların devam edeceği anlamına geliyor. Diyor ki zaten Hagari, Gazze şeridinde askeri altyapı kullanarak faaliyetini sürdüren terör harekatları sürüyor. Zaten sürecek. Bunlara karşı şimdi farklı bir kimlikle çıkıyoruz. Bu aşamada Gazze şeridinin merkezinde odaklandık. Devamı haliyle güney, Gazze alanında sözünü ettiğimiz alanlarda çok yaygın ve güçlü çatışmalar yaşıyoruz diyor. Hep söyledim. Kazanmaları mümkün olmayan bir savaşa girdiler. Çok can yaktılar. Hem can yaktılar hem de dedelerinin yaşamış olduğu o korkunç Holokost faciasının üstünü örten bir nefret dalgasıyla karşılaştılar. Neresinden bakarsanız bakın, İsrail yönetimi elinizde kalıyor. Şimdi yeni bir mavalla karşı karşıyayız. Bakacağız. Benim tanıdığım kadarıyla Filistinliler son İsrail askeri orayı terk etmeden bu mücadeleyi bırakmayacaklar gibi gözüküyor. Hoşça kalın.